Stratejik boyutu ve önemi her geçen gün artan tarım, insanlığın geçmişinden günümüze değin çok önemli gelişmeler göstermiştir. Günümüzde giderek artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılayabilmek için tarımda yeni teknolojileri kullanmak ve verimlilik yoluyla üretim artışını gerçekleştirmek kaçınılmazdır. Tarımsal verimliliği en çok etkileyen faktör ise şüphesiz eğitimdir. Dünyada hızla gelişen ve hayatın her alanını etkileyen teknoloji, tarımda karşımıza akıllı tarım, hassas tarım, dijital tarım ve tarım 4.0 gibi yeni kavramlar çıkarmaktadır. Tarım insanoğlu var olduğundan beri en önemli uğraş alanlarından biri olmuştur. İnsanlık tarihine bakıldığında ateşin bulunması ve tekerleğin icadından sonra en önemli buluş hayvanların evcilleştirilmesi, aynı zamanda doğadaki tohumların toprakla buluşturularak bitkisel üretimi keşfi olmuştur. Hocalarım tabi yine de bahsetti, bugün insanoğlunun en temel ihtiyacı gıda ihtiyacıdır. Bu temel ihtiyacın kaynağı da tarımdır. Tarım olmadan insanların gıda gereksinimlerini karşılamaları mümkün değildir. Ancak dünyada sınırlı ve gittikçe azalan kaynaklara rağmen nüfus artmakta, gıdaya ulaşabilme, gıda güvenliği konularında insanoğlunun önünde en önemli problem olarak çıkmaktadır. Bugün 7 milyarı aşan dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyarı aşması beklenmektedir. FAO'nun verilerine göre günümüzde 820 milyon insan açlıkla ve yaklaşık 790 milyon insan da obezite ile mücadele edilmektedir. Küresel iklim değişiklikleri, tarım alanlarının azalması ve insan nüfusunun artması açlık ve gıdaya erişimin gittikçe zorlaşacağı, hatta dünyayı gıda kaynaklı savaşların beklediği öngörülmektedir. Bugün dünyada yapılan birçok temel mücadelenin, belki de savaşın temelinde bu gıdaya ulaşılma, gelecekte kendi vatandaşına, kendi ülkelerine yeterli ve güvenli gıdayı sağlama amacı güdülmektedir. Bu noktada tarımsal üretimin önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. Bana göre en fazla iş olan sektör tarım sektörüdür. Tarımda biz bazen çalışmalarımızı ifade ederken denizdeki balık, gökteki kuşlar, arada ne varsa hepsinden sorumlu olduğumuzu ifade ediyoruz. Dolayısıyla arada ne varsa hepsi de bir iş olanağıdır, iş imkanlarıdır. Türkiye'de sosyal ve ekonomik bakımdan önemli sektörlerin başında gelen tarım, toplam istihdam içinde %40'a yakın bir paya sahip. İçimizde tabii tarım ekonomistler var. Yanlış yaparsam lütfen bağışlayın. 3 ayda bir Türkiye'nin büyüme rakamları açıklanıyor. 3'er çeyrekler halinde. Son 5 yıla baktığımız zaman tarımın ne kadar stratejik bir sektör olduğunu çok iyi görebiliyoruz. Bunun da en önemli belirtisi büyüme rakamlarında. Çok şükür ki tarım sektöründe hiçbir zaman bu aşağıya doğru ivmelenmeyi görmüyoruz. Bu da sektörün çok güçlü olduğunu ve geleceğe yönelik ümitlerimizin parlamasına büyük sebep oluyor.